Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi olarak bugün Hatay Kırıkan Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımız Süleyman Durgun ile röportaj yapacağız. Başkanımızla daha önce de röportaj yapmıştık. Üçüncü dönem muhtar, ikinci dönem dernek başkanı. Üçüncü dönem. Bir dönem. Dernek başkanı. Evet muhtarım, tüm şehir yasasıyla köylerimizde mahalle oldu. Evet. Burada Muhtarlar Dernek Başkanı olarak muhtarlarımıza öncelikle ne kazandırdık efendim? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu teşekkür yapmış ederiz. Olduğunuz hizmetten dolayı sizleri diyorum. Muhtarlar deyince hep söylediğim şeydir. Sessizlerin sesli olması babında yola çıktıklarına inanıyorum. Aynı zamanda Kırkan'da diğer ilçeler gibi Büyükşehir'e bağlandıktan sonra, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten sonra ne yazık ki talihsiz bir dönem yaşadık. Bu talihsiz dönem içerisine girmemizden sebeplerden Büyükşehir'de, ilçemizde bulunan belediyenin aynı doğrultuda olmayışları. Evet. Büyükşehir'e gittiğin zaman, hizmet istemeye gittiğinde buradaki aynı doğrultuda olmayan belediye başkanı veya belediye ekibi veya belediye çalışanları tarafından yadırganıyor. Oraya gitmediği zaman hizmet gelmiyor çünkü ana kaynağı hizmetin Büyükşehir. Evet. Bilhassa daha önce köy olup da şu anda mahalle olan muhtarlıklarımızın %80'i, %90 hizmetlerini Büyükşehir karşılıyor. Evet. Gitmek zorundasın, gitmesen hizmet alamıyorsun. Gittiğini de farkında oluyor veya onlarla ilişkilerini iyi etmek gayret içerisinde olduğun zaman da bu sefer de burada siyasilerin tepkisini alıyorsun. Yani muhtarların siyaseti olmaz. Zaten çıkarken hizmet için çıkmıştır. Hiçbir partinin ne bir elemanı ne bir üyesi olma gayret içerisinde olmaması gerektiğini inanıyorum. Evet. Niye? Madem sen hizmet yapacaksan, sessizlerin sessizliği olacaksan, insanlara faydalı bir şeyler verme gayreti içerisindeyse burada siyaseti içine gömeceksin. Biz siyaseti içimize gömdük ama maalesef gördüğümüz siyasetin içerisinde bizi boğmaya çalışıyorlar. Sıkıntı bu. Siyasi anlayış bu konuda bana göre hata yapıyor. Bu şekilde olmaması gerektiğine inanıyorum. Herkesin bir fikri, zikri vardır mutlaka. Bu fikir ve zikirleri kendi içerisine gömüp de muhtarlık yapan arkadaşlarım gerçekten zor durumda. Niye zor durumda? Kendi bana göre benliğini koruyamamaktadır. Niye koruyamıyor? Ya ben bugün eğer ben kendi fikrimi, zikrimi tamam, vatan, millet, ezan, Kur'an, bu inancımızda kimsenin için önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Evet. Bizim düşüncemiz mutlaka milli ve olmak zorundadır yani, milli olmak zorundayız. Ama kalkıp da bir partinin etiketinin altında iş yapmanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Muhtar olarak bence olması gereken bütün partilerle eşit mesafede olması gerekiyor, hizmet alacağı yerde gitmesi gerekiyor ve bunun da kimsenin bozulmaması lazım diye düşünüyorum. Ama sıkıntı, işte birilerinin adamı olmazsa isterseniz taş atan çok oluyor. Biz de hiçbir zaman bu yaşıma kadar kimsenin adamı olmadım, olmayacağım da yani. Evet, Süleyman abiye katılıyorum arkadaşlar, araştırmacı gazeteci olarak. 2013-2014 yıllarında Osmaniye Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımızla röportaj yaptığımızda Süleyman Bey, muhtarlar hiçbir siyasi partinin bayrağı altında değil, sadece Türk bayrağının altında halktan oy isteyen yöneticiler olduğunu belirtmiş. Doğru mu? Hiçbir siyasi partinin bayrağı altında değil. Biz zaten hizmetin partisi olmaz diyoruz arkadaşlar. Muhtarın da partisi olmaz. Ha, kalbinde bir tane siyasi parti yatıyordu. Ona gider oyunu verir. Ama çünkü muhtarımıza her siyasi partiye mensup insanlar ne yapıyor? Oy veriyor. Oy veriyor. Doğru mu? İşte Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımı tebrik etmek istiyorum. Halkın ve muhtarlarımızın da sevgisini kazanmış. Yaklaşık 10 yıldır da tanışıyoruz. Doğru mu? Evet. Kırkanımızın gelişmesi için de derneklerimizin, az önce de Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik'le röportaj yaptık. Derneklerin ve ziraat odalarının çok önemli bir yerinin olduğunu belirttik arkadaşlar. O nedenle biz diyoruz ki, işte zaten Kırıkhan'da muhtarlarımız tek yumruk olmuşlar. Tek bir muhtarlık derneği var. Birçok yerde gidiyorum. Muhtarlar derneklerine bölünmüş, parçalanmış. Burada birlik beraberlik içerisinde oldukları için de öncelikle Süleyman Durgun dernek başkanımız ve Kırıkhan'daki diğer muhtarlarımıza tebrik etmek istiyorum. Birlik beraberliklerinden dolayı. Sağ olun. Beklentiler var mı efendim muhtarlarımızın?
muhtarlarımızın beklentileri siyasilerden mutlaka vardır. Çünkü siyaset olmayınca hizmet olmuyor. Ama siyasilerin muhtarları bana göre anlamaları lazım. Evet. Anlamara iletişimde olmaları lazım. Bugün siyasiler eğer muhtarlara bir hizmet bağımında bir şey vermeyince bu olmuyor yani. Neticede halka, en alt tabakadaki halka kadar yansıyor. Yansıyınca da burada siyasilere zarar ediyor. Bana göre burada muhtarlarla veya sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili siyasilerin önünü açması lazım, gayret göstermesi lazım. Sivil toplum kuruluşları mutlaka insanların toplanıp hareket etmesi gereken örgütlerdir. Bu ülke menfaatine veyahut da bulunduğu mekanın menfaatine olması gereken şeylerdir. Ama siyasiler eğer bunu yanlış bir algı içerisinde götürürlerse bana göre sıkıntı olur. Sıkıntı olmaması için her zaman siyasilerle sivil toplum kuruluşları iyi ilişkiler içerisinde olması gerektiğine inanıyorum ben. Dediğim gibi Büyükşehir'den ondan bahsetmiştik. Büyükşehir'le ilgili tabii ki yüz ölçüm olarak geniş bir alandayız. Bu geniş alana Büyükşehir olarak yetişmek, koordineleri buldurmak, işte hizmet götürmek gerçekten zor. Çünkü ilçe belediyelerinin ve meclis üyesi de olmayınca eskiden özel ilere meclis üyeleri vardı. Evet. Her bölgenin geniş çapında şey yapıldı. Ama şu anda Büyükşehir'in doğrultusunda olmayan yerlerde hizmet alınamıyor. Evet. Sıkıntı yaşanıyor. Burada devletin hizmetin üzerinde eli olsaydı bence daha iyi olurdu. Çünkü devlet hükümetler gelip geçicidir ama evet, devlet her zaman bakidir, kalıcıdır yani. Burada devletin denetimi hizmetlerin üzerinde olması lazım. Devlet başıboşluğu ortadan kaldırması lazım. Evet. Eğer bu başıboşluk siyasilerin kendi egemonyası içerisinde olursa sıkıntı yaşıyor. Eski sisteme mi yönetilmesi lazım? Devlet mi hizmet yapmalı? Yani? Özel idarelerin tekrar geri gelmesini istiyorum. Evet, ben de katılıyorum arkadaşlar. Çünkü hizmetin partisi olmaz. Arkadaşlar hizmet biz insanlar için yapılıyor. Bunu da hizmeti de devletin yapmasını istiyor vatandaşlarımız. En büyük beklentisi de bu. Çünkü siyasilerin, işte belediye başkanlarının veya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir oy kaygısı var. Doğru mu? Evet. Şimdi muhtarın bir tanesi gidiyor, müracaat ediyor, adam çıkarıyor, bakıyor, diyor ki ya senin mahalleyden bana hiç oy gelmemiş diyor, hizmet yapıyor. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani demin de dediğim gibi, siz de bahsettiniz, değişik fikirde olan arkadaşlarımız oylarını almıştık. Evet. Yani bir tek siyasi partinin adayı olarak biz bir belediye başkanlığı çıkmamışız. Evet. Burada tüm partilerin gönül vermiş insanlarını oyalmışız. Biz burada kalkıp da bir partinin üyesiymiş gibi hareket edersek o partiden olmayan insanlara rahatsız etmiş oluruz. Mutlaka bizim de deminki bahsettiğim gibi bir fikrimiz, zikrimiz, bir partimiz, siyasi görüşümüz vardır ama onun gereği biz bunu artık içimize gömmek zorundayız, gömüyoruz zaten. Ama şey olarak, hizmet olarak hizmet alınacak yer neresi biz oraya gitmek zorundayız, gidiyoruz. Evet. Evet Süleyman abi, ekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Gazetemizin ismi nasıl olmuş? Gerçekten logosuyla, ondan sonra ismiyle çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başarılar nasip eder Cenab-ı Allah. Biz böyle düşünüyoruz. Dostlarımızın İnşallah. İyi bir yerlerde, iyi işlerde uğraşması bizi memnun eder, sevindirir. Ülke gelişiminde katkı sağlar. İnanıyorum ki siz de en az benim kadar bu konuda milli ve olarak düşündüm. Milli ve yerliyim, evet. Yerlisiniz yani, daha doğrusu o şekilde söylüyorum. Yani ki bu vatan için, bu memleket için taş üstüne taş koyma gayretindeyse biz onun kölesiyiz yani. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani gazeteci olarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil tanıtımına da katılan gazetecilerden artık geçen yaklaşık 5-6 gün önce de Akıllı Şehirler Projesi Ankara'da Sempozyumuna da katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın düzenlediği, organize ettiği, ondan da gurur duyuyoruz. Biz halkın sesini işte tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Kırıkhan Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımıza da Türkiye'nin Sesi gazetesi aracılığıyla
tüm muhtarlarımızın sesine öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.